Siz hala yatmadınız mı bakayım? Ben size saat 8'de uyanacak demedim mi? Ama hocam saat 8 çok erken. Evet hocam ya, bari 9 olsun. Hayır efendim, ben ne diyorsam olacak. 8 dedi mi 8'de yatılacak. Evet, Fidan 8'de diyorsa 8'de yatacaksınız. Aferin çocuğum. Ya sen karışmasana Kıvılcım. Ben karışırım. Değil mi Fitnat? Evet karışır. Ben onu bu evin sınıf başkanı seçtim. İstediğine karışır. Karış çocuğum. Ayrıca ben istediğim saatte yatabilirim. Değil mi Fitnat? Evet çocuğum. Sen istersen hiç yatmayabilirsin. Sabaha kadar zombi gibi dolaş evin içinde. Bilgisayar oyna, zihnin açılsın çocuğum. Ya ama bu haksızlık. Haksızlıkmış. Aslı yengeniz Amerika'da. Ekrem amcanız da Ankara'da olduğuna göre bana emanetsiniz. Ben ne dersem olacak. Hadi şimdi yatın zıbarın. Hadi bakalım tavuklar. Ay pardon. Hadi sen iyi kulak. İnanmıyorum ya. Ya saat 8'de yatılır mı hiç? 5 yaşında çocuğu sanki. Ya biz 8'de yatalım. Kıvılcım Hanım da sabaha kadar bilgisayar oynasın. Eş. Selam kızlar. Hoş geldin Selena. Hayırdır, neden siz bu saatte yatıyorsunuz? Çok mu uykunuz geldi? Ya sorma. Moraliniz mi bozuk? Peki neden? Neden olacak Fitnat Hoca yüzünden? Ya hiç nefes aldırmıyor Selena. Ya baksana zorla 8'de yatıyoruz. Her şeyde yasak. Yani yakında izin kağıdı almadan tuvalete bile gidemeyeceğiz. Bir dakika bir dakika. Fitnat evine dönmemiş miydi amcanız Amerika'dan gelince? Dönmüştü. Dönmüştü ama amcamın iş için Ankara'ya gitmesi gerekti. Yani Fitnat yine nöbet başında. Selena bıktık ya. Okulda da burada da başımızda Fitnat var. Rüyamda Fitnat Hoca'yı görüyorum. Onu rüya denmez Nazlıcığım. Kabus denir. Anlaşıldı anlaşıldı. Sizi Fitnat kabusundan nasıl kurtaracağımı biliyorum galiba. Nasıl? Ne yapacaksın? Fitnat'ı evine dönmesi için ikna edeceğim tabii ki. Bence hiç boşuna uğraşma. Amcam yalık oluk olsun da biraz daha bağış yapsın diye kalıyor başımızda. Yani gideceğini hiç zannetmiyorum. O kadar emin olmayın bence. Neyse, benden haber gelene kadar burada bekleyin kızlar. Haber mi? Evet, siz yatıp beni bekleyin. Kim bakacağım akşam? İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Buyurun, ne istemiştiniz? Ben çocuklara bakacaktım ama. Ya, ben bakamıyor muyum kızlara? Efendim? Kızlar iyiler efendim. Odalarında uyuyorlar. Başka bir sorunuz yoksa gidiyorum, dizimi kaçırıyorum da. Ya, peki madem o zaman ben de gidip bir Burak'a uğrayayım bari. Ne, Burak mı? Burak Bey'e mi uğrayacaksınız? Gece gece. Aa, hiç olur mu öyle şey Selena Hanımcığım? Yani buralara kadar gelmişsiniz. Bir kahvemi içirtmeden hayatta bırakmam. Ay vallahi lütfen, lütfen buyurun. Geleyim bari. Dan beni dan sana, danalar da girmiş yine bastana. Daha ne kadar acıtabilirsin beni uzak, bu abuk subuk matalarla. Dan beni dan beni dan sana, danalar da girdi yine bastana. Ben de aslında size çok teşekkür etmek istiyordum. Ya neden? Ekrem Bey ve Aslı Hanım'ın yokluğunda gelip çocuklara baktığınız için. Ya büyük bir fedakarlık. Ne yaparsın işte şekerim. Benim yaratılışım böyle. Baktım evde çocuklar yalnız kalacaklar. Atladım geldim. Eğitimci duyarlılığı işte, ne yaparsın. Haklısınız. Hem çok iyi oldu. Zaten çocuklar da çok mutlular. Ay Fitnat Hanım olmasaydı nasıl kalırdık o perili evde diyorlar. Peri nasıl peri ya? Bu ev belli miymiş? Aman çocukların abartmasıdır siz. Boş verin. Benim de ödüm koptu bir an. Canım evin altında yatır var diye. Perili mi olur hiç? Yatır, yatır derken? Yatır mı? Kim yatıyormuş evin altında? Ha şey neydi adı? Şemsi Paşa. Ha? Şemsi Paşa'nın burada daha önceden yatır mı ne varmış? Hangi Şemsi Paşa? Pasajı olan mı? Nasıl? Yani burada pasaj varmış da Ekrem Beyler yıktırıp yerine ev mi yapmışlar? Aman dedim ya boş verin siz. Ya kızların abartmasıdır kesin.
söylentidir değil mi? Hayal gücü işte. Hiç öyle eşyalar havada kendi kendine dolaşır mı? Eşyalar kendi kendine dolanıyormuş. Ay dedim ya, bizim kızların abartmasıdır kesin. Ay yani diyorlar ki Şemsi Paşa akşamları gelip evde eşyaların yerlerini değiştiriyor. Çok komik. Evet çok komik. Ne kadar komik ise hiç öyle şey olur mu canım? İnsan hem evliya olup hem de dekoratör olacak değil ya. Anneciğim. Fitnat Hanım ne oldu? Şamdan havada yürüdü. Olur mu canım, yerinde duruyor işte. Ama yürüdü. Yemin billah yürüdü Selena Hanım. Siz geldiğinizde orada duruyordu, hatırlamıyor musunuz? Bilmem. Öyle miydi? Yok canım. Ay benim anlattıklarımdan size öyle gelmiştir. Sizi de korkuttum. Yok ama Şam'dan yürüdü. Yok canım. Dedim ya, yorgunsunuz ondandır. Öyle mi dersiniz? Ben artık gideyim. Ya yarın erken kalkacağım da dinlenirim birazcık. Nereye canım, daha yeni geldiniz vakit erken. Ne diyeceğim, bu gece burada kalsanız. Kalayım, gerçekten mi? Evet, ben Aslı'nın yatağında yatacaktım. Ucundaki kanepede yatarım, siz de yatakta böyle rahat rahat uyursunuz. Hem ben de diyordum ki ne zamandır Selin Hanım'la bir araya gelip şöyle uzun uzun sohbet edemiyoruz diye. Ya. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Hem bana Burak Bey'le olan ilişkinizden de bahsedersiniz. Maşallah birbirinize çok yakışıyorsunuz. Ay, kalacaksınız değil mi? İyi madem. Demek Burak Bey'le niyetiniz ciddi ha? Evet öyle gözüküyor. Niye sordunuz? Hiç. Annem her zaman için bir öğretmenle evlilik çok zordur derdi de. Ya. Demek babanız öğretmendi. Yo, nereden çıkardınız? Siz biraz önce annem öyle dedi dediniz ya. Ha yok. Annemin babamdan evvelki eşi öğretmenmiş. Onun için derdi. Benzetmek gibi olmasın. O da Burak Bey gibi işine son derece bağlı bir öğretmenmiş. Evde dersine hazırlanmaktan annemle hiç ilgilenmezmiş. Anlaşıldı. Fitnat Hanım'ı göndermenin zamanı geldi. Ay hadi ben yatayım artık. İyiydik, ne güzel konuşuyorduk ya. Ama benim yarın çok erkenden işlerim var. İyi geceler. Size de iyi geceler Selen abi. Ne oluyor ya? Perdeler oynuyor, perdeler. Ay rüzgardandır herhalde. Rüzgardandır değil mi? Tabii. Yani Şemsi Paşa değildir herhalde. Selena Hanım, eğer korkuyorsanız ben yanınıza gelebilirim. Yok, ben böyle iyiyim. İyi geceler. Ama siz şey etmeyin diye ben şey ettim. Annem! Fitnat Hanım! Ne oldu? Elbise havada sallanıp duruyordu. Ben bir şey görmüyorum. Ya bence siz kızlara bakmaktan çok yoruldunuz. Emin misiniz? Tabii çok yorulmuşsunuz siz. Hadi uyuyun artık, iyi geceler. Fitnat Hanım. Ay Allah'ım. Ya Rabbim, bu nerede partilerin havalarda uçuşuyor. Ay bütün eşitliler beni kokuyor ya. Ay Rabbim, daha burada duramayacağım. Çocuklar size emanet. Kızlar, size
size çok kötü bir haberim var. Ne? Fitnat Hanım sizi bırakıp evine döndü.